acıdan sızıdan yana midir Allah ne ettir Hamura başa İsa iskota Kaynallar suya Reis tümeni Biz yine böyle bakışmaya başladık yine bakışalım Yanımıza gelmek ister misin? Selim aramıza mı girecek? Haddini bil çal ve yerine geç Kız sen Karadeniz kızı oldun ya. Oldum değil mi? Evet. Kimi doğayı, kimi elliyi, kimi geliyi ama kimi gitteyi. Dünya döneyi, hayat devam etti, ay hayat devam etti. Kaçındasın, zalimin kızı anam kaçında. Karavancı değilken ben karavanda yaşıyordum ya. Aa, fren pedalın üstüne doğurdu beni annem. İndirdim kaşlarım bu benim, bu benim. Ben sana doyamadım, doysun kara, doysun kara topraklar. Dur bakma bana öyle İçime akıyor kara gözler Ne hisset ne de söyle Canımı yakıyor veda sözü Yanarım yanarım aşk ile yanar Kurbanım yoluna Aleni aleni yar kırdık alem Çıkamam yarına İlerlet Gülemedim kimseye söylemedim diyemedim aşk diyecek ah felek ah feleke binadın bana mi dur herkese ah da bize kara mi dur aşk acıdan sızıdan yana mi dur Allah ne etti Ne hisset ne de söyle Canımı yakıyor veda sözü Yanarım yanarım aşk ile yanar Kurbanım yoluna Aleni aleni yar kırdı kalem Çıkamam yanına Altan baba
aşk diye çektim. Ah feleğe binadın, bana midun, herkese ah da bize kara midun. Aşk acıdan sızıdan yana midun, Allah ne ettin. Alnıma yazdı kader, silemedim. Ağladım ağladım, hiç gülemedim. Kimseye söylemedim, diyemedim, aşk diye çektim. Ah feleke binanın, bana midur, herkese akla bize kara midur. Aşk acıdan sızıdan yana midur, Allah ne ettin. Sorma, ne haldeyim tarifi yok. Kader beni yorma, yorma, bu derdimin çaresi yok. Kurumuş bir dala benzer, kalbi boş kalmış insan. Karanlık bir yola benzer, hayat ders almadıysa. Elim kolum bağlasalar, yaralarım dağlasalar, sabrı ziyan etmez gönlüm, arar seni diyar diyar. Öbür bizi beklemez asla, acelesi sorma, ne haldeyim tarifi yok. Kader beni yorma, yorma, bu derdimin çaresi yok. Kurumuş bir dala benzer, kalbi boş kalmış insan. Karanlık bir yola benzer, hayat ders almadıysa. Elim kolum bağlasalar, yaralarım dağlasalar, sabrı ziyan etmez gönlüm, arar seni diyar diyar. Öbür bizi beklemez asla, acelesi var. Elim kolum bağlasana, yaralarım darlasana, sabrı ziyan etmez gönlüm, arar seni diyar diyar. Öbür bizi beklemez asla, acelesi var. Sabrı ziyan etmez gönlüm, arar seni diyar diyar.
Ömür bizi beklemez asla. Acelesi var. En güzel deniz henüz gidilmemiş olanıdır. En güzel çocuk henüz büyümedi. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz henüz söylememiş olduğum sözdür. O zaman söylüyorum. Söylüyorum. Hala anlamadınız mı gülüm? Hala anlamadınız mı? Ben sizi sevmekle meşgulüm. Benim yüzüm gözüm ışık içerisinde, kan ter içerisindeyim. Sabahtan akşama kadar çalışan bir çiftçi, bir ahçıvan, bir emekçi gibi. Yani işim başımdan aşmış, anlayacağınız. Memlekete bahar getirdik. Artık o dallarda çiçekleri açtıracağız bu akşam. O çiçekler açacak. Kiraz dalları, şeftali dalı, ayva çiçekleri, muhteşem narlar gelecek beşte, nar çiçekleri. Türkiye'min güzellikleri. Bu akşam yine bir meslektaşımla birlikteyim. Çok inandığım, doğru bulduğum, güzel bulduğum ve her zaman onun sevgi gemisinde yolculuk yapmaya hazır olduğum. On parmağında on marifet. Yetişemiyoruz. Biz onu yetişemiyoruz abi. Ama DNA. DNA sağlam. Yetenekli bir aile. Gül surat, yüz o kadar güzel ki bir kere, ama en önemli ne biliyor musunuz? Dünyada her şey olabilirsiniz ama eğer kalbiniz cevahir değilse bir yere gelemezsiniz. En önemlisi onun kalbi çok güzel. Yetenekli eyvallah ama kalp güzelliği de çok önemli be. O yüzden bu akşam gene bahtiyarım. Bu akşam bahtiyarım. Lütfen ıskalamayın hayatı, ıskalamayın. Size bu akşam hizmet edeceğiz müzikal anlamda. Bütün güzellikler geçecek odanızdan. Bu akşam odalarınızda veya salonlarınızda konuk olacağız. Biz bundan bahtiyarlık duyarız. Bizim için rütbedir bu, merhaledir. Zordur be, sizin zor, kolay ben biliyorum bizim dinleyicimiz kolay alkışlamaz. Zor beğenir, zor ama başarılı olacağız bu akşam. İmkansız değil. Zor ama imkansız değil. O yüzden sevgili kardeşimi, meslektaşımı, omuz taşımı çağırmak istiyorum. O bana kuvvet, o bana lezzet. Şevval Sam. Vermiştim mavi ayağına girmiş.
kış yavrum mesi çorabi. Yoktur gavurun kızının da deneyim hani. İnan olursa, eğer gelirse, paracık verirse, o zaman kaptan keyifler tamam. Hamura başa, İsa İskota, kaynanlar suya, reis dümeni. Budur. Sahnenin şov olduğunu bir kez daha hatırlattın bize. Vallahi. Ay ay ay. Çok da güzel yorumluyorsun. Müzeyyen Senar abimiz değil mi bunu okudu? Evet. Müzeyyen Senar ve yani bu çok iyi bildiğimiz bir türkü ama. Evet. Biz bunun değişik varyantını okuyoruz karantinizde ama bu tam böyle Alaturka ve Türk müziğini. Onun eski sahne performanslarını gördüm biliyor musun? Siyah beyaz fotoğraflar. Gerçekten. Videolarını gördün mü? Bunun videosu var. Öyle mi? Yani ama tavrın çok güzel. Hadi ya. Evet. Hay niye bu kadar yeteneklisin ya? Neyim? Yetenekli miyim? Çok yetenekli. Ay pardon. Hadi ya bak biz yine böyle bakışmaya başladık yalnız. Yine bakışalım. Bir şey soracağım. Sen hangi lisede okumuştun? Benim için önemli de. Neden? Ya önemli. Semti neresi? Meslek lisesi. Semti neresi semti? Zincirlikuyu. Ben oradan çok geçtim o zamanlarda. Seni niye göremedim? Ne? Yani ben oralara çok takılıydım ya. Çok takılıydım ama oralara. Takılıydın da işte. Ama sen. Gönül gözünle göreceydin yani. Ne yapıyorsun albüm çalışması? Evet. Bu da şimdi yeni yaptığımız albümden. Gülbeyaz'dan sonra bir Karadeniz albümü yaptım. Yani Karadeniz beni öyle bir sahiplendi ki bırakmadı. Ya ben doğru. Karadenizli değilim ama Karadeniz insanı çok candan beni kucakladı. Çok sevildin. Çok. Benden dinlemeyi hep çok sevdiler, hep talep ettiler. Ben hiçbir zaman onları kırmadım. Doğru. Hatta ben bu sefer onlara bir beste de yaptım. Çılgınsın, okuyacağım bunu bu akşam. Okuyayım diyorum ya. Oku yani ya. Bu aynı biz zamanda bir çeşit vefa borcu benim için. Teşekkür ederiz. Yani çok mutlu oluyorum çünkü ben memleketin teşekkür ediyorum. Her köşesini çok seviyorum ama Karadeniz'e başka bir aidiyet hissetmeye başladım yani bunu itiraf etmeliyim. Karadenizliler yani bilmiyorum benim onları ne kadar sevdiğimi, o bölgeyi ne kadar sevdiğimi, onların türkülerini, şarkılarını ne kadar içtenlikle ve severek okuduğumu bildikleri için belki. Bu arada çok teşekkür ediyoruz. Her programa çıkmazsın biliyorum. Yani zaten yeteri kadar yoğunsun. Ama böyle seninle farklı bir şeyimiz var yani. Hem gerek Karadeniz'den olsun gerek yani bu aramızda ortak gidiyor. Ortak dostlarımız. Olsun. Tabii. Ortak annen zaten baş tacımız bizim. O bizim kutsal varlığımız. Evet. Her şeyin başı. Evet ya. Biz her şeyin başı. Vallahi çok güzel bir şey diyeceğim. Ben seni böyle izleyeceğim bu akşam. Lütfen birkaç tane de okusana. Şu benim şarkı. Bu kopsun bir fırtına nasıl çıktı onu anlatacağım sana. Bir sabah bir uyandım bunun ilk iki satırıyla. Selim yanımıza gelmek ister misin? Gel Selim gel. Ben istiyorum ki Selim'le beraber anlatalım sana bu hikayeyi. Selim aramıza mı girecek? Merak etme aramıza tamam, sadece tamam. Müzik olacak. Ha, peki tamam. Selim haddini bil çal ve yerine geç. Yani çok buralar alışkanlık yapar ha. Oradan şöyle gideyim ben. Ha, tamam. Dur şimdi bir aşk hikayesi terk edilmiş bir hikayesi anlatıyorum. Zaten böyle bir şey de olabilir. Ha, evet tamam. Zaten öyle daha bir daha gerçekçi oldu. Ya şevvalim ya. Öyle bir cüsse girdi aramıza ki bir dağın arkasındayım. Şu an seni göremiyorum zaten. Biz doğal olarak ayrıldık zaten. Ben yapıştırıcı olarak yani. Peki tamam hadi. Hikaye bunun tam tersi. Oğlan terk ediyor kızı. Ha. Başka birine aşık dur, oluyor. Dur o zaman ben. Ve kız. Ben soyunmaya ben çıkaracağım bu kravatı. Hiç beklemediği tamam. Bir anda. Tamam. Hiç beklemediği bir anda. Hayırlısı ayrılık hayırlısı haberini hocam. Alıyor. Tamam. Evet. Dallarda kara yemiş, anlamadım ne demiş. Ayrılmak isteymiş da bana söyleyememiş. Sandalye bağlamamış, anları toplamamış.
Çok alayım demişler de netmiş, netmiş. Netmiş de ardına dönüp gitmiş, umursamamış. Kopsun bir fırtına kara denizin dalgaları beni aslında. Götürsün kimse bulamasın, belki ağlar gözleri yosunum bana. Kopsun bir fırtına kara denizin dalgaları beni aslında. Götürsün kimse bulamasın, belki ağlar gözleri yosunum bana. Başka bir kıza aşık oluyor. Böyle ortada bırakıyor kızı. Kız ona soruyor, buna soruyor. Onunla ilgili bak neler söylüyorlar sana. Dediler bir ev kızıymış da durmuş başını. Anasını, babasını, bacısını takmayı. Yine yağmur yağayı, dallarımı kırayı. Çok ağlayı demişler de durmayı, durmayı. Durmayı da benim gibi kederinden alayı uyu. Kopsun bir fırtına kara denizin dalgaları beni aslında. Götürsün kimse bulamasın, belki ağlar gözleri yosunum bana. Bu ne hayırsız uşak ya? Bu ne hayırsız uşakmış ya? Selim kalk buradan. Selim kalksın buradan. Kalk oradan. Ne tarafa? O tarafa. Ya sen kalk. Dağlar girdi arama. Dur, gel kalk buradan. Şimdi senin gözlerine bakarak okuyacağım. Gözler beni hiç aldatmadı. O gözler hiç yanıltmadı beni. Hiç yanıltmadı beni. Evet. Evet. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş, bütün sır ne biliyor musun? Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürek. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta aşk yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte, yürekte gül, yürekte. Mesela bir barikatta dövüşürken, mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken, mesela denerken damarlarında bir sörümü ölmek ayıp olur mu? Olmaz. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta aşk yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte, yürekte. Şevval'im seversin dünyayı dolu düzgün ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin ondan. Sana bir sır vereyim mi? O senden ayrılacak. Evet. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın seni sevmesi şart mı? Değil. Tahir'i Zühre sevmeseydi yahut hiç sevmeseydi. Tahir ne kaybeder tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta aşk yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Aha, yürekte. Yürekte gülüm, yürekte. Müzik.
canımı yoluna koydum. Mimoza çiçeğim, kanatlanıp göğe kaçma, uçma sevdiceğim. Avcın değilim ki senin, kaçma sevdiğim. Yıktın dağlarımı, yıktın mimoza çiçeğim. Başkası okşanıp sevilmez, delirme sevdiceğim. Yaktın ciğerimi, yaktın, yapma sen. Doymadım, yıktın dağlarımı. Yıktın dağlarımı, yıktın mimoza çiçeğimsin. Başkası okşanıp sevilme, delirme sevdiceğim. Yaktın ciğerimi, yaktın, yapma sevdiceğim. Yamam ben seni, mimoza çiçeğimsin. Alaca karganın gülüsün, ellerin çiçeğisin. Değişmem dünyaya seni, gitmesem. Yıktın dağları, yıktın dağlarımı, yıktın mimoza çiçeğimsin. Başkası okşanıp sevilmez, delirme sevdiceğim. Yaktın ciğerimi, yaktın, yapma sen. Bir daha. Yıktın dağlarımı, yıktın. Çekilmez bir adam oldu Şevval'im, çekilmez bir adam. Uykusuz, aksi nalet. Sebep yok. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi çalışıyor. Sonra bir de bakıyorsun ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Ulan zırt ıstı yatıyorum ertesi gün. Ha? Ve beni çileden çıkarıyor kendime karşı duyduğum kin ve merhamet. Çekilmez bir adam oldum ulan, çekilmez bir adam. Uykusuz, aksi nalet. Sebep yok. Her seferki gibi de haksızım. Biliyorum bu yaptığım ayıp, bu yaptığım rezalet. Ama ben seni kıskanıyorum. Beni affet. Beni affet sevgilim. Beni affet sevgilim. Ben seni kıskanıyorum ulan. Yıktın dağlarımı, yıktın mimoza çiçeğim. Başkası okşanıp sevir, delirme sevdiceğim. Yaktın ciğerimi, yaktın. Yapma sevdiğim. Harcadın kendini bayağı ama. Evet, ne slaytlar gördüm. Şarkı söylenince transa giriyorum. Bu şarkılar beni mahvetti. Vallahi kilo veriyorum. Sorunlarım var. Şevval'im bizi mehvet. Ama mehvedim. Bir tane değil. Hayır. Ben en az 3, 4, 5. Biz çünkü konser yapıyoruz. Tamam. Tamam. Söz sırası sende. Madem ne demiş Victor Hugo? Selim çok sever bunu. Ey şair, bana yağmurdan bahsetme, yağdır. Şevval,
Fazla konuşmayalım. Söyle be. Vallahi yağdıran yağdırmış. Biz şimdi altından ıslanalım o zaman. Aynen öyle. Islanalım kardeş. Neşet Baba'ya bir selam yollayalım mı?
Muhabbetlerimiz müthiştir ha. Mesela uçağa binersin ilk soru şu. İstanbul'a mı? Yok Adana'ya. Ulan aynı uçakta. Hadi sen söyle bir tane şarkı bana. Sana söyleyeyim mi? Bana söyle diyorum. Peki, zaten. O zaman sana Şevvalime bir şarkı söyleyeceğim. Lütfen çocuklar ona göre bilimsel akademik çalın. Akademik istiyorum lütfen. Thank you.
iki karpuz, bir koltuğa sığar mı? Bura çok mühim. İlk sevilen yar, son sevilene anam uyar mı? İlk sevilen yar, son sevilene anam uyar mı? Ağlama güzelim, sızlama, ben sana dönerim. Gurbet elde, ona buna bakma, sana dönerim. Ağlama güzelim, sana dönerim. Gurbetinde ona buna haydi. Biri çıkıp sen zalim anan duyar mı? Kaçındasın zalimin kızı anam, kaçından? Menekşeler kokuyor, a güzelim kara kara saçında. Ağlama güzelim, sızlama, ben sana dönerim. Gurbet elde, ona buna bakmaz. Trompet kalk ve çal, trompet! Finali güzel bağladın. Bizi yönetiyorsun, hoş. Yok. Abi çekim şeyi, tekniğini kapmışsın yani. Ben hayatımda dizi bilmediğim için. Yok, bir devamlılığımı iyi tutuyorum yani. Evet. Hani sen en son nerede kaldın onu hatırlarım. Bence de bu. Albümle ilgili ne yapalım, ne diyorsun, ne yapalım? Albümden okuyalım mı gene? Okuyalım ya bir tane, evet, daha. Bir Sinan abimiz var ya, Sinan Akça. O çok benim efsane. Adamım o ya, benim adamım. Çok efsane besteler yapıyor. Ben de ondan iki tane aldım. O kadar güzel bir... İyi bir ozan o da, evet. Çok müthiş. Üslubu, tavrı da güzel. Üslubu, tavrı gerçekten güzel. Gerçekten seninle aynı fikirdeyim. Sinan abi bölgenin en kıymetli ozanlarından, evet, biri, evet, gerçekten. O tabii o hikayelere hakim. Sende çok hikaye var tabii. Bir tanesini ya, anlat bari. Ya yaşanmış, öyküler, yaşanmış öyküleri seviyoruz. Aslında biz fıkraları sevmeyiz. Çünkü Karadeniz insanı zaten... Kendi kendine dalga geçebiliyor, özgüveni olan. O yüzden bizde mesela yaşanmış öykülerde, eskilerde mesela büyükler
Koca karılar her şeyi bilir. Gelinler konuşamaz biliyorsun. Önceki koca karılar tabii evde koca karı varsa her şeyi de o bilir. Böyle yaşlı bir koca karı yattığı yerden bir top sesi duyuyor, tüfek sesleri. Dedi uşaklar nedir abi şehir dediler. Bir kalabalık var hayırdır filan. Dedi nene dedi yat aşağı yat 1950-60'lı yıllarda. Bir siyasetçi geliyor dediler. Boztepe'den 10 fare top atışı yapaylar. Dedi ki niye ilk atışta vuramadılar mı onu? Her şeyi koca karılar bilir, her şeyi. Mesela gidiyorsun sorarsın işte güneş nereden batıyor veya nereden doğuyor? Bak uşağın pek belli olmayı. Güneş sanki her zaman yer değişti. Her şeye bir cevapları vardır. Koca karılar konuştu mu gelinler susacak. Bak bizim uçak muhabbetlerimiz müthiştir ha. Mesela uçağa binersin ilk soru şu. İstanbul'a mı? Yok Adana'ya. Ulan aynı uçaktayız. Bunu niye sorarlar bilmiyorum. Bir gün yine böyle Trabzon'a gidiyoruz. Çok uçağa binmem ama acil bir iş var. Ayıp da söylemesi lavaboya gittim. Yanımda bir teyze oturuyor tamam mı? Uçak da artık Samsun'u geçti Giresun üstlerinde. Ben tuvaletten geldim. Teyze benim yerime geçti. Cam kenarına aşağı bakıyor. Teyze dedim ben yerime geçti. Uy uşağım ben seni indi zannettim. Ya nasıl inebilirsin teyze? Allah'ını seversen. Acayip Allah'ını seversen ya. Yok. Neyse. Teyze geçti bu tarafa. Kadıncağız beni herhalde otobüs gibi düşündü. İndire indire geliyor. Samsun, Ordu, Giresun. Bir tane adam geldi yanıma oturdu. Yıllar gene böyle. Bizim Çaykara, Of ve Rize bölgesinde biraz özgüveni fazladır ve volümlü konuşur. Yani anlattığı şeyi bütün uçak duyar. Volkan'cığım, ya biz seni çok seviyoruz işte şöyle böyle. Ben de giderim İstanbul'a kızdım, karıyla kavga ettim. Ya bizim karılarımızda karı mıdır dedi. Ben de böyle yavaş yavaş aşağı kaydım ki arkadakiler beni anlamasın diye. Abi yavaş konuş dedim ya. Onlar bizim bacılarımız. Onlar bizim bacılarımız. Ya diye kavga ettim karıyla diye. Bizim karılar karı mıdır? Ya kız aile yabancılara karılar sürüyorlar. İşte yüzüne bir şeyler yapaylar. Parfüm marfüm. Ceylan gibi sekiyorlar. Bizim karılar öyle değil ki. Geçen gün gittim yengenin yanına. Ya abi dedim yavaş dedi ki onlar bizim bacılarımız diye. Tekrar dönüyor yine. Bütün uçağa rezil oldum. Çünkü diyecekler ki arkadaş adamı tanımıyorum. Diyecekler emicesin uçağa ben ha böyle kaygıldım aşağı arkadan tanınmasın diye. Uçakta inanılmaz manzaralar var. Bugün gene böyle hostes bir amca geldi böyle aldı uçuş kartını. Topsakal amca. Amca Topsakal. Adamın soyadı Topsakal. He sen kimlerdesin? Zannettik ki adam tanıdı onu tamam mı? Lan orayı okuyor kadın hostes. Abi bizim uçaklar tiyatro ya. Derle derleyebildiğin kadar. Adam o kadar mutlu oldu ki zaten ki tanıdı onu. He Topsakal sen kimdin? Ya inanılmaz ya. Nereden bileysin diyor. He yani abi tiyatro Karadeniz uçaklarına lütfen bir şey telefonla acayip zekiler. Çok değişik. Ya düşünebiliyor musun? Lavabodan geldim kadın diyor bana ki uşağım ben seni indi zannettim. Ya nasıl ineceğim Giresun'da orduda? Ama şimdi ne yapsın? Geçmişte bir Türk filmi vardır meşhur. Hangisi? Zeki Müren'le Türkan Şoray. Durdurun uçağı inecek var deyip paraşütle atlarlar. Ha, o eskiler orada kaldı herhalde. Evet orada kaldı. Ne yapsınlar ya? Bak varmış bir demek bir nedeni. Sadece Karadeniz'de değil yani bizde bir naiflik vardır. Var var. Bu neşeli, özgüvenli insanların şarkılarından iki tane de oku be. Tabii yani bu neşeli, özgüvenli insanların kalpleri de yumuşak. Çok, o naifliği çok. Ben seviyorum. Asla kin tutmazlar. 10 dakika öfke. Bizim balımız deli, ayranımız öfkeli, kılıcımız keskin. Ama 10 dakika, bir 10 dakika sussanız ondan sonra ne yaparsan yap. Bir 10 dakika. Onu yapan, yani çünkü niye biliyor musun Şevval'im? Bizim fitil kısa. Hemen patlıyor. Yani anında ateşleniyor diyorsun. Dinamit hemen patlıyor. O zaman ben bacılarıma doğru gideyim mi şöyle? Bacılarına doğru git. Sinan abimizin o güzel eserini söyleyelim mi? Bu sefer ben gidiyorum bak Selim Yeme. Kıskanmak yok ha.
hiç durmadan döneyi. Parlak ışıklar bile birer birer söneyi. Yeri geldi o zaman yerine oturacak. Dönmesine aldanma, o da bir gün duracak. Dönmesine aldanma, o da bir gün duracak. Kimi doğayı, kimi elliyi, kimi geliyi ama kimi gideyi. Dünya döneyi, hayat devam ediyi, oy hayat devam ediyi, hayat devam ediyi. Ecele faydası yok. Herkes saçmış önünü. Ne zannetti kendini? Önlemek mümkün müdür? Dua felaketini. Önlemek mümkün müdür? Dua felaketini. Kim ne dua ki? Kim elli ki? Kimi gitti ama kimi geldi ki? Dünya döneyi. Hayat devam etti. Hayat devam etti. Hayat devam etti. Hayat devam ediyor, hayat. Aa, evet ya, dur, gel gel. Selim bize bir horon çalıp oynayalım. Nefes kesildi. Bittim de. Vallahi yoruldum ha. Hayat devam edeyi daha. Evet, hayat güzel devam ediyor. Güzel oran yaptık yalnız. Evet. Kız sen Karadeniz kızı oldun ya. Oldum değil mi? Evet. Vallahi oldum ya. Hayat devam ediyor da tabii sıkıntılar var. Tabii içinden geçtiğimiz süreç çok zor. Çok şanssız bir dönem ya. Dünya iyi gitmiyor. Dünya. Ne yapacağız? Yine de biz şanslıyız ya. En azından mesela şarkı söyleyerek zehrimizi bir atıyoruz. Atıyoruz mesela bak da, ama bir tane şarkı mesela söyleyeyim de atalım mı mesela? Ne hoş olur. Hiçbir şey sonsuz değil bu dünyada en azından. Yani bu, bunun da bu dönemin de sonu geçecek. Bunlar hep sınav dönemleri. Ümitsizlik bize yakışmaz. Yok. Yine de kafamızı kaldırıp gökyüzüne bakacağız. Sağlığımızı sağlık çalışanlarımızın koyacağız. Hünerli ellerinden öpüyorum. Evet, buradan onlara sevgilerimizi yolluyorum. Müthiş fedakarlık. İyi ki müthiş varlar. Müthiş yiğitlik. Bu dönemin gerçek kahramanları bence onlar. Bence de kahraman, yiğit ve fedakar. Çok. Evet. Bu çileli günleri biraz bir şarkıyla diyorum ki ya. Ben niye böyle dedim biliyor musun? Mesela şimdi böyle hadi söyleyelim ne söyleyeceğimizi. Çile bülbülümü söyleyelim de. Onun bir Allah diye böyle bir aynen. Oh dediğimiz bir yer var ya. Biz burada izleyicilerde ekran başında şöyle Allah desinler de atsınlar bir sıkıntıyı. Bence istiyor. De. Ha? Bence yapalım de. Yapalım hadi gel. Hadi gel. Hadi baş. Gel beraber söyleyelim.
kışım. Yağsın uzun yaşım. Çile bülbülüm, çile, çile bülbülüm, çile, çile bülbülüm, çile. Vermesin Allah. Biri biterken öbürü de başlar. Vermesin Allah. Böyle gelmiş. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Korkarım vallahi. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Korkarım vallahi. Şimdi yok mu çaresi dostlar? Kısık olanlar. Yok mu çaresi doktor ve sıvan? Bu artık yüzden bıkmışız. Yani değil mi, çaresini arıyoruz. Yeter ya. İnşallah, inşallah. Bize de bir gün kader güler, güler inşallah. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Korkarım vallahi. Böyle gelmiş, böyle mi gidecek? Korkarım vallahi. Şimdi yok mu çaresi dostlar? Tesbihan Allah. Yok mu? Allah Allah.
söyleyeyim. Bu benimki sevda değil. Sen ne anlarsın karavandan kız? Karavancılık yapıyorsun. Ama hayırdır ya? Ama hiçbiriniz karavancı değilken ben karavanda yaşıyordum ya. Aa. Ben kaç yıldır karavancısıyım? Ben fren pedalın üstüne doğurdu beni annem. Sevda bahçe. Kaşlarım bu bani, bu bani. Ben sana doyamadım, doysun kara, doysun kara. Ocak başında aman, aman haber ver.
bence budur. Ay artık eğrisiyle doğrusuyla yaptık bilmiyorum. Çok güzel. Bilmiyorum. Çocuklar da ama nasıl animasyon. Süperler onlar zaten. Aferin. Çocuklar oturun. Şimdi bir nefes alalım. Tekrar yine kalkacağız. Dur. Hadi biraz ben çok söyledim. Tamam, ben sen söyle. Tamam. Tamam kardeş. Türkiye'min güzellikleri, kaderine küsüp Türkiye'me küsmeyen güzel insanlar, fedakar. Analarımız, bacılarımız, yarimiz, saygıdeğer beyefendiler. Siz varsanız her şey var, kendinizi önemseyin be, kendinize kıymet verin. Siz düşünsene, yoksanız hiçbir şey yok. Her yanı yemişlerle dolu bize sunulmuş bir armağan. Dört açın gözünüzü dünyaya. Ne demiştik, bahar geldi memleketime, bahar. Çok zorda kaldığınıza kaldırın kapı öpülesi alnınızı ve gökyüzüne bakın. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Siz varsanız her şey var, yoksanız yok. Canınızı sıkacaklar olacak, olmalı. Ve maalesef topraktaki karınca kadar da çokturlar. Ama bizim destanımızda yokturlar. Türkiye'min saygıdeğer insanları, hanımefendileri, beyefendiler. Ben bir size doyamadım. Bir de neye doyamamıştım? Kadınımın beyaz dişlerinde ezdiği üzüm tanelerine doyamadım. Bir de memleketimi sevmeye. Evet. Memleketim, memleketim, memleketim. Ne kasketim kaldı senin orayış. Ne yollarını taşımış ayakkabı. Son mintanın da sırtımda paralandı lan. Şile bezindendi şile. Sen şimdi saçımın akında, enfarktında yüreğimin. Ve alnımın çizgilerindesin. Memleketim, memleketim. Memleketim. Bir şafaktan bir şafak, bir akşamdan bir akşama, merhaba demeden daha. Bu gitmeler gitmek değil. Bir şafaktan bir şafak, bir akşamdan bir akşama, merhaba demeden daha. Bu gitmeler gitmek değil. Eğil salkım söğüteyim. Bu benimki sevda değil. Eğil yağmur rüzgar eğil, bu benimki sevda değil. Ey salkım süt eğil, bu benimki sevda değil. Eğil yağmur rüzgar eğil, bu benim. Doymadım bir daha. Eğil salkım süt eğil, bu benimki sevda değil. Eğil yağmur rüzgar eğil, bu benimki sevda.
kül demir. Güzelliğin gerçek değil. Pencerem kör, kapım kilitli. Bu bendeki zehir değil. Eğil dalga, bükül demir. Güzelliğin gerçek değil. Pencerem kör, kapım kilitli. Bu bendeki seyir değil. Piyanosimo. İl salkım söğüt eğil. Bu benimki sevda değil. Eğil yağmur rüzgar eğil. Bu benimki sevda değil. Eğil salkım söğüt eğil. Bu benimki sevda değil. Eğil yağmur rüzgar eğil. Bu benimki sevda değil. Eğil salkım söğüt eğil. Sevda değil, ey yağmur, rüzgar değil. Bu benimki sevda değil. Ey salkım söğüt eğil. Bu benimki sevda değil. Ey yağmur, rüzgar değil. Bu benim. Hey salkım söğüte, bu benimki sevda değil. Hey yağmur rüzgar değil. Bu benimki sevda değil. Hatıramos. Mutluluktan haber ver direk taşı. Islan artık deli, divane gönül. İndirdim kaşlarını, babani, babani. Ben sana doyamadım, doysun kara, doysun. Hadi bir şeyler anlat bana. Ne anlatayım ya? Her zaman bir araya gelemiyoruz. Evet, sen çok uzaklardasın, çok meşgulsün. Yok. Bir senedir emekliyim. Bir senedir çalışmıyoruz. Emeklilik maaşı falan değil galiba. Yok kız ya. Biz Ağustos böceği. Biz yazın çalıyoruz, kışın sürünüyoruz. O evlat seninle mi kalıyor? Yok. O artık koca bir adam. Kaç yaşında oldu? 23. 24 oluyor bu sene. Ya, o kadar koca da değil yani, daha yeni. Kocaman ya, ben öyle 10 mi? Yaşındayken tarafa kucağımdaydı yani. Koca bir adam oldu. Ayrı evi var ha? Tabii. Anladım. Artık, evet. Anladım. O artık benim meslektaşım oldu. Ha, güzel. Peki onun dizisi de çok izleniyor. Evet. Çok izleniyor sahiden. Yani bir de şöyle, çok yakışıklı herif ha. Acaba kime çekti? Bana çekmemiş ama. Sana yani da babaya da. Dışı babaya, içi bana benzemiş olabilir. Yok, sana da babaya da, yok öyle bir şey yok. Yani şöyle söyleyeyim. Bebeğim, kurt yavrusu kurt olur. Ceylan yavrusu ceylan olur. Şimdi ceylan yavrusu tavşan olmaz. Elbet döküm var, döküm. Yani evet. Döküm kaliteli döküm. Evet, döküm evet. Kaliteli, biz ona döküm diyoruz. Bilmiyorum yani. Yaptık döküm inşallah. Kaliteli. Hani deniz kumu da karıştırmadık, inşallah yıkılmazsın. Yok yok. O belli ki çok iyi eğitimler almış zaten. İyi bir çocuk, mayası iyi, çok şükür. Peki bu programa gelirken ne düşündün mesela? Sen niye geldin bu programa? Ne bileyim, ben dedim
çağırdın diye geldim. Sen aradın diye geldim. Ez cümle. Vallahi. Sen aramasan belki gelmezdim. Ya ben de insanlara yük olmayı hiç beceremedim, istemedim daha doğrusu. Kendim için değil bak, gerçekten biz masanın bu tarafına geçmiş insanlarız. Biz bu saatten sonra önemli yok. Her şeye doyduk, alkışa, maddi manevi kazanımlar. Doymadık be, dur daha. Yani, hayır şu anlamda yani. Alkışa da doymadık. Ya ben ya şey biraz böyle... söylüyorum, alkış değil de o paylaşıma dur daha. Eyvallah, ya. Daha yani. Şu, daha şu pandemi bitsin de bir bol bol konserler verelim. Şey düşündüm, şimdi ben müzisyen olduğum için biraz daha müzisyenlere yanladım hayatım boyunca. Müzisyenleri çok sevdim, onları çok kolladım. Böyle bir atmaca gibi, kanatlarını açan bir kuluçka gibi. Dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum Şevval'e. Ararken de çekiniyorum baba. Yani kimseden bir şey istemedim hayatım boyunca. Biraz böyle şövalye gibi yaşadım. Dağlarda, offroadçuyum, karavancıyım. Ha bu arada sen ne anlarsın karavandan kız? Karavancılık yapıyorsun. Ama hayırdır ya? Ama hiçbiriniz karavancı değilken ben karavanda yaşıyordum ya. Aa. Evet. Sen kaç yıldır karavancısın? Ben fren pedalının üstüne doğurdu beni annem. Lan biz kamyoncuyuz. Bizim sülalemiz kamyoncu tırcı. Bütün dünyayı gezerler. Tek bir şey. Orası... Bak her şeyi kullandım. Bir tır kullanmadım. Tır kullanmak istiyorum. Bir dakika, karavan ne zaman senden sonra? İlk karavan tecrübeni söyler misin? 2004 tabii. Hayırlı işler. Ama ben tabii senden bir 20 yaş küçük olabilirim. Herhalde ondan. Ondan. Sen benim karavanımın ismini biliyor musun? Hayır. Prenses. Çılgınsın. Bak. Kaç metre? Bak benim şimdi burada markasını da söylemeyeyim tabii ama. Tamam söyleme. Normal bir minibüs. Anladım. Evet, ilk zaten karavandı. 2004'te meşhur hikayedir. Artık bunu herkes biliyor tabii. Yeni bir hikaye değil ama. Öyle bir şey hatırlıyorum karavanla ilgili. Yaşam, neydi o? Eve hırsız girince evde kalamadım. Karavanda yaşadım 4 ay İstanbul'da. Ondan sonra karavan meselesi bende bir bağımlılık yarattı. Yıllardır istiyordum içini böyle yenileyim, komple ahşap yapayım. Ondan sonra rengarenk yapayım, üstüne resimler çizeyim falan. Şimdi o hayalime bu sene kavuştum. Set çok aralarında şey gidip yapıyorsun. Gidip böyle resimler çiziyorum yanlarına. Ondan çok sonra doğru bir şey yapıyorsun. Karavanda uyuyan, karavanda yaşayan bir insan. O ne hazı oldu biliyor musun? Alan... Bir de şunu gördüm yani. Hani böyle hep büyük büyük mekanlar peşinde koşuyoruz ya. Ya. Karavanda kaldığım dönemde dedim ki yani insan şöyle 2,5-3 metrekareye sığıyor yani. Tabii, aslında tabii. Çok fazla şey istiyoruz biz ya. Tabii. Çünkü yani biz ölüp gittiğimizde daha küçük bir yere sığacağız. Ama yani yaşam için... İnsanın eğer hayal gücü varsa, yaratıcılık tarafı aktifse, hayattan keyif almasını biliyorsa ve biraz daha alçak gönüllüyse ve büyük beklentileri yoksa bir karavanla çok mutlu olabilir. İşte ben de onu diyorum. Karavanda yaşayan bir insan dünya malına minnet etmez. O karavanda yaşayan bir herif dünya malına minnet... Ben... Dünyaya anlamak minnetsizim kardeşim. Ben bir çadırda da yaşarım, kamyon kasasında da yaşarım. Özgürlük, bağımsızlık. Evet, diyorsun. Hiçbir şey olmasın karavanda. Bir mutfak tüpü korun, bir tane yere sünger ya da gene mutlu olurum. Karavanımla gidersin İtalya'da Gölgenar'ına, oradan çık Zigana Dağı'na, oradan geç Berlin'e. Her yerde evim var. Evet. Ve orada yağmur sesini, rüzgarı yaşayan bir insan. Dur ya, özledim ben ya, şimdi. Şuradan rüzgar ve yağmuru yaşayan eve daha giremez. İnanın böyle pahalı bir iş değil. Ne olur bu hazı yaşayın. Hele sevdiğiniz de yanındaysa, oh, dünya bir dilim kavun gibi mis kokar be. Bana şu ense kökümde bir nefes vurmalı. Çok kesin üşütüyorum. Ya. Bel ağrısından eliyorum. Kesecek bir girecek. He olsun. Belimin ağrısından eliyorum abi. Arkamda bir sıcaklık bana vuracak. Ha? Dedeme ne anlatıyorsun çektim. Ya? Ne anlatıyorsun? Ya dedeme çektim. Arkamdan böyle bir nefescik bana vuracak. Sen ne geleceksin yanıma? Hayret bir şey ya. Hay Allah'ım. Senle Mahmut'u istemiyorum. Hayır. İstemiyorum. Bu ensemden böyle bir nefes. Herif. Acıktın mı? Kurban olurum. O ses tonunda 4 cilt roman yazarım. Yemin ediyorum. Hani nerede? 30 yıldır sana herif diyen bir tane dünya var, güzeli bir kadın var. Kaç tane 30, roman yazman lazım? Evet, nerede? Tabii hani romanları göster. Beste yapıyorum. Aa. 4 tane roman yazarım dedin ya. Ya o da işin animasyonu be. Tamam o zaman. Maşallah. Ne yapayım herkese daha? Herkese nasip olsun böyle. Evet. Aha mimoza çiçeğini koyduk buraya. Daha ne yapayım? O burada şu an. Aşk güzel be. Aşk güzel olmaz. Tabii ya. Abi ya. Ah, kalk şarkı oku kalk. Evin kızı kalk. Şey okusana aklıma geldi. Dı dı dı. Mahmut'un en çok sevdiği şarkı. Dilek taşı o zaman. Tamam. Bak bu şarkı ilk defa söylüyorum. (Gülüyor)
haldeyim. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, bak ne haldeyim. Sen de azdır kadere, gülmeyi unutan yaşlı gözlere, mutluluktan haber ver dilek taşı. Efkarım birikti sığmaz içime, bin sitem etsem de azdır kadere, gülmeyi unutan yaşlı gözlere, mutluluktan haber ver dilek taşı. Uslan artık delik
geceyi dünden sorma. Her gün gördüğün rüyayı aldanıp da hayra yorma gülüm. Hepimiz bir misafiriz. Zaman gelince göçeriz. Ecel acı can alırken her şey. Formatta hiç söylememiştim. Ya bir şey önceki diyeceğim. Önceki şarkıda orkestra nasıl bir şey yaptınız? Nasıl bir şey ben anlamadım ya. Bir dakika orayı bir de yapsanız, o finali bir de yapar mısınız kızlar? Bakar mısın? Oğlum New York'tan mı geldiniz? Broadway'de mi? Nasıl bir adamsınız? Fena. Yıkılıyor. Senin ses rengin çok naif ve böyle meyanlı bir ses değil. Sen duygu sesi. Mesela çok bağıran, şarkı okurken çok bağıran beni yoruyor. Yoruluyorum. O yüzden sen bu duygusal şarkılar sana çok yakışıyor. Ben mesela Alaturka'yı o da seviyorum yani. Klasik Türk müziği. Evet. Yani evet. Onları da çok severek okuyorum. Mesela hele o bayan nameli olanları. Yani. Nameler beni çok cezbediyor. Mesela Balkan müziklerinde de olur. Yaptı mesela ki berber. O yani tatlıydı. Dolayısıyla senin etnik yapını beğeniyorum gerçekten. Ses rengin çünkü çok yakışıyor ona. Ben de öyle yönlendim yani. Hani bütün müzik hayatım oraya doğru yönlendi aslında. Leman abla da şeyi aslında de seviyorum. Yani ben bu toprağın baharatlarını da seviyorum tabii. Aynen. Öyle bir durum var. Çok buraya ait hissediyorum kendimi. Yani bu toprağa ait hissediyorum. Yani toprağa kendime ait hissetmiyorum. Orada ince bir nüans var. Kendimi bu toprağa ait hissediyorum. Buranın kültürü, buranın müziği, şarkıları, sesleri, tarzları, insan farklılıkları her zaman beni çok cezbetti. Müzik de bunları bir araya getirmenin en tatlı, en şifalandırıcı, en barışçı yolu aslında. En barışçı. İnsanlar şunu ıskalıyor. Ya arkadaş, dünya firavunlara kalmadı. Neyi paylaşamıyoruz ya? 500 sene yaşayan yok. Sanat bunu da hatırlatıyor. Sanat sana dirsek de atar silkeler. Kendine gelirsin. Evet. Yani sen gidiyorsun ama senin bıraktığın sanat kalıyor mesela. Evet. Ve çok şanslıyız ya. Bak mesela ben sahneye çıktığımda insanlardan böyle bir sevgi akıyor üzerime ve diyorum ki hani ne kadar şanslıyım ya, yani ne kadar muhteşem bir şey. Kesinlikle. Şey de öyle yani, orada seven sonra sokakta da seviyor ya insan. Kesin. Sizi, seni yani mesela ben merhaba işte dediğim anda kafasını kaldırıp ay şey var mısın, evet, gördüğüme çok sevindim diyor ve ben birini bu kadar mutlu edebildiğim için çok şanslı önemli hissediyorum. O bir dakika kendimi çok önemli, biliyor musun? Senin için bir dakika onun için bir gün. Ben bir insanı böyle sadece varlığımla bu kadar mutlu ediyorsam ne kadar şanslıyım çok, yani. Çünkü çok birini mutlu etmek de zor. Konya tarafında konserden geliyorum, benzin alıyorum. İsparta plakalı bir arabada böyle mütehasip bir aile, baktım böyle şey anladım, gelin dedim çekelim fotoğraf dedim. Pombacı beni tanımadı. Hiç önemli değil. Zaten öyle bir şeyimiz yok. Neyse biz karavana yaslandık. Fotoğraf çektik. Onlar gitti. Pombacı dedi bana ki hadi abi iyisin. Karavan sayesinde meşhur oldun dedim. Ya o kadar güzel anılarımız var ki, yol hikayeleri. Bir gün yine karavanla böyle şeydeyiz. O zaman Kastamonu bölgesindeyiz. Azerbaycanlı bir kadın geldi. Dedi ki seni tanımışam dedi. Ben de sarıldım ona. E tamam tanımışsan. Kimim ben dedim. Hadi kimim? Ahmet Kaya dedi. Ya yemin ediyorum. Bunları yaslan yalnız. Bunlar daha ya karavanla bizim yol hikayelerini bir bilsen var ya, yemin ediyorum. Ama güzel bir şey. Yaşamak güzel bir şey. Şaka bir tarafa. Kıymetini bilmek evet lazım. Sağlığını. Bu armağanı değerlendirmek evet lazım. Zeki Müren mi okuyacaksın?
Zeki Müren dedim diye tamam, ben tamam, Zeki Müren okuyalım. O zaman dedim. Ama hayır bir şartla. Zeki Müren'imi gösterirler arkaya koymazlarsa lede koymaz söylemem. Lütfen. Lütfen ama güzel evet. Bir güzel. Evet siyah beyaz severim siyah beyazları. Hadi hem de biliyor musun bak şimdi uzaklardasın söyleyelim. Tamam. Bu şarkı böyle dost meclislerinde en çok istenen şarkıymış. Ama klasik abi bu eskimez. Evet. Peki senden müsaaden alarak Leman ablam için de okuyabilir miyim? Leman ablan için başka bir şey okuyacağız şimdi. Öyle mi? Evet. Tamam peki. İçinde
bana kış dedin. Ben sana gelmiş idim. Neden de bana kış dedin? Ben senin olmuş idim. Gidin bulutlar gidi, yarime haber et. Gidin bulutlar gidi, yarime selam et. Yarim de uykuda ise uykusuna rağmenin. Yarim de oy çalma bak. Bizim de böyle olmamıza komşular sebep ol. Bizim de böyle olmamıza komşular. Gidin bulutlar, gidin bulutlar gidi, yarime selam et. Gidin bulutlar gidi, yarime selam. Uykusuna rağmenin. Yarim de uyku. Oy, doymadım, doymadım. Altan Baba. Selim, bize bir yüzeri icaz ver. Ancak açıldım ya, ancak açıldım ya. Oh. Ancak açıldım.
Benim saatlerim bu saatler. Doğru. Aa, evet. Ben gündüz 12'de kalkarım. Bir de zifiri karanlık 12. Bir de kalkıyorum. Ne yapayım? Selim. Öyle hayal kuralım, tamam mı? Böyle bir dere akıyor. Berrak bir su. Bir ceylan tek başına gidiyor oradan su içmeye. Bak Allah'ın işini. Gördün. Nasıl bir şeydir bu Selim? Nasıl bir şeydir? Nasıl bir şeydir? Bilmiyorum. Aha bak. Şevval'im sen bu türküyü de çok güzel okursun. Ama şöyle bir şey rica ediyorum. Ben okuyorsam da sen bana baksan. Ama sadece bakmanı istiyorum. Tamam. Hiç konuşma ne olur. Şarkı türkü de okumayacaksın rica ediyorum. Bunu hep zaten ben okuyorum. Bunu tamam. Bir seferde lütfen. Ben dinleyeyim yani. Evet lütfen rica ediyorum. Ben benim için önemli. Yani konsantrasyon dağılmışsa yalnız. Nay. Nay. Ben seni sevdim dah dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim dah dünyalara bildirdim. Ben durdum kaşlarımı bu benim, bu benimi öldürdüm. Ben durdum kaşlarımı. Endurdun kaşlarını, bu benim, bu benim. Dereye, dereye, al dereden taşlar. Geçti bizden sevdalım. Al cebim, al cebimden saçlar. Geçti bizden sevdalım. Geçti bizden sevdalım. Al cebim, al cebimden saçlar. Bak yine dayanamadım diyorum. Herhalde. Muhteşem çalıyorsunuz. Şimdi kaldırın Türkiye'yi. Yaz geldi. Açtı yeşil çiçekler. Yaz geldi, bahar geldi. Açtı yeşil ağaçlar. Ben sana doyamadım. Doysun kar, doysun kara topraklar. Ben sana doyamadım. Ben sana doyamadım. Doysun kar, doysun kara toprak. Ben sana doyamadım. Ben sana doyamadım. Doysun kara, doysun kara toprak. Ben bunu böyle söylüyorum. Nasıl? Doysun kara, doysun kara, doysun kara, doysun kara topraklar. Ben sana doyamadım. Ben sana doyamadım. Doysun kara, doysun kara, doysun kara, doysun kara topraklar. Yine sadece dinlemeyi beceremedim. Ben daha giderim ya ya. Yar gider arabalan ben daha giderim ya ya. Utanıyorum dedi seninle konuşmaya, seninle konuşma. Utanıyorum dedi seninle konuşmaya, seninle konuşma. Nereye artık başlı hani yazın fes. Gel okuyayım seni çok iyi bu nefes. Nereye gideyim ben daha gelecek mi? Gelmedi. Haydi.
buluşalım. İn dereye, dereye, derede buluşalım. Dedi utanıyorum, sen başla konuşalım, sen başla konuş. Dedi utanıyorum, sen başla konuşalım, sen başla konuş. Nereye acı başlı hani yazın nefes. Gel okuyayım seni çok iyi dur nefes. Nereye gideyim ben daha gelecek mi? Gelmedi orkestra. Kızılağaç fidanı tepeden butanır. Kızılağaç fidanı tepeden butanır. İnsan sevduğu yerden bu kadar utanır mı? Bu kadar utanır. İnsan sevduğu yerden bu kadar utanır mı? Bu kadar utanır. Nereye acı başlı hani yasın nefes. Gel okuyayım seni çok iyi dur nefes. Nereye gideysin benden gelecek mi? Gelme deysin. Haydi. Başlı hani ya senin fesun. Gel okuyayım seni çok iyi dur nefesun. Nereye gideyim hem de geleceğim. Gelme deyorsun bana uy ben ölecek mi. Nereye acık başlı hani ya senin fesun. Gel okuyayım seni çok iyi dur nefesun. Nereye gideyim ben de gelecek mi. Gelme deyorsun bana uy ben ölecek mi. Şevvalım, kurtar beni, kurtar beni. Şimdi kadına yönelik şiddetten muzdaribiz. Ya. Biraz da onlara moral olsun diye. Bir kadın şarkısı olsun. Bunu ben besteledim, annem okudu. Ve bunu bütün kadınlara armağan edeyim. Derhal. Çok da güzel olur ve annen de bunu çok güzel okur biliyorsun değil mi? Evet. Senin eserin olabilir ama annenin bedenine çok güzel uydu. Ben de onun eseriyim bu arada. Allah iyiliğine versin. Doğru, evet. Bütün kadın dostlarımız olsun. Dostlarımıza olsun.
giderim. Serin bir sonbahar akşamında söz, ismini unutur silerim silerim. Tuttuğun kalem olsa yüreğinin elleri, bir defa daha yazsa bebeğim, bebeğim, bebeğim. Eğer bir masal perisi giderse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, kısmını kaybetti. Eğer bir masal perisi giderse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, kısmını kaybetti. Geçerim, geçerim. Tuttuğun kalem olsa yüreğinin elleri, bir defa daha yazsa bebeğim, bebeğim, bebeğim. Eğer bir masal perisi giderse kaybetti. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti. Tılsımını kaybetti. Ya esas ben burada bir şarkı unuttum ya. Bir tane dizide bir şarkı okumuştum. Tamam, onu yapalım. Bu topraklardaki insanların tabiatında hüzünle eğlenme var, diye bir durum var, da var. Yani şarkılarla şifalandırma halimiz var yani. Ben de öyle düşünüyorum. Yani ille atlayıp vurmak değildir. Yani öyle bir şarkı dinlersin ki seni yolculuğa çıkarır, gene dinlenirsin. Yani mesela biz şarkıyı söyleyerek böyle iyileşiyoruz. İnsanlar dinleyerek iyileşiyor. Bir dakika, sen dizide hangisini okudun Allah aşkına? Bir söylesene onu dizide. Sen beni ömrünce unutamazsın. Çılgınsın gerçekten. Yazdım sana bir mesaj olarak söyler tamam gibi oldu. Ya olsun. Olsun. Bana bu da yeter. Hayır yani bana unutamayacaksın diye söyledim. Anladım, anladım. Neyse. Ahmeciyeköy, Ahmeciyeköy. Ben ne kadar Zincirlikuyu ne kadar geçtim oradan. Ben nerede ne hata yaptım? Ne kadar da geçtin görmedim. Ne kadar da geçtim ama. Ben seni dinlemek istiyorum. Arkadaşlar çalalım ve Şevval'im okusun. Thank you.
Karanlık çökünce sokarıza. Köşede ben varım unutamazsın. O mutlu günler hep gelir aklına. Sen beni ömrünce unutamazsın. Sen beni damarmış kız. Damar damar.
Selim gel yanıma, bu damar bana dağıttı beni. Ben de bir damar Üçürel abimden okuyacağım. Evet. Üçürel abimiz de Moğollar abilerimiz, Moğol grubu gibi Türkiye'mizin çok kıymetli grupları. Anadolu Folk, Anadolu Folk. Yanıma gel Selim. Gel yanıma. Ben seni buraya oturtmam. Yok abi. Hayır, ben Şevval'e yakın oturacağım. Sevgili dostlar, Cemal Süreya'nın bir şiiri vardır. Lütfen onu açın okuyun. Yani ben sadece bir başlık, bir riff vereyim size. Şiirin adı şu: Sizin babanız öldü mü? Anne baba 400 senede yaşasa onların yaşı olmaz. Lütfen siz de anne babanın kaç yaşında biri annesini babasını kaybettiğinde yaş konusuna girmeyin be. Kırılırız. Yani benim annem 86 yaşında öldü. Ne yani? Yani ölmesi mi lazımdı? Hayır. Anne babanın yaşı olmaz. Kırılıyoruz, üzülüyoruz. Anne babam için bir eser okuyacağım. Bak kaç bölümdür okumuyorum. Okuyacağım abi. Üçüreli abime ait bir eser. Selim buyur efendim. Buyurun. Gülemedim bir kere, ha bu yalan dünyada. Gülemedim bir kere, bu cansız bedenimi koyun işsiz bir yere, koyun işsiz bir yere. Mezar almasın suyu, yüksekte bir yer olsun. Mezar almasın suyu, yüksekte bir yer olsun. Yalnız kalırım orada, yalnız kalırım orada. Yaylalarda görünsün, yaylalarda görünsün. Yalnız kalırım orada, yalnız kalırım orada. Yaylalarda görünsün, yaylalarda görünsün. Oy yalan dünya. Şevvalim hevesini alamadım dünyadan, dostlar hevesini. Yalnız kalırım orada, kuşlar duyar sesimi, kuşlar duyar sesimi. Koyun beni mezara, dipumden iki başlık. Koyun beni mezara, dipumden iki başlık. Orada ben edeceğim.
kuşlarla arkadaşlık, kuşlarla arkadaşlık. Koyun beni mezarla, dipum deni ki başlık. Koyun beni mezarla, dipum deni ki başlık. Orada ben edeceğim, orada ben edeceğim. Kuşlarla arkadaşlık, kuşlarla arkadaşlık. Orada ben edeceğim, orada ben edeceğim. Kuşlarla arkadaşlık, kuşlarla arkadaşlık. Güzelmiş bu ya. Ağzına sağlık Volkan'cığım ya. Vallahi. Ya. Bir de çok güzel bir türküymüş bu. Evet. Ya Karadeniz'de neler var ya. Çok. Ve Anadolu insanı böyle ya. Anadolu insanı, o toprak insanı her yerde aynı aslında. Çünkü toprakla uğraşan insan işte askere uğurlama, cenazesi, düğünü bir şekilde ortak paydalar toprak. O yanıklık, o burun kemiğini sızladan eserlere vurgunum yani. Bunda mesela evet, Neşet Ertaş çok iyi yapmıştır yıllardır. Sen ne diyorsun artık? Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Evet. Yani yoruldun mu? Çok mu yorduk seni? Yani duygusal olarak hiç yorulmadım. Fiziksel olarak antrenmansız kalmışım diyorum ya. Ama yoruldum ama iddialı çok güzel bir iş yaptık. Çok çünkü güzel bir program oldu. Bir konuk sensin, o yüzden yükümüz ağır. Çok teşekkür ediyorum bu vallahi arada. Sağ ol. Şevval'im çok teşekkür ediyorum gerçekten. Vallahi ben teşekkür ediyorum. Yani uzun zamandır şarkı söylemeyi de özlemişim. Biraz antrenmansız kalmışım ama bu bir açılış olsun. İnşallah her şey yoluna girsin, hastalık bitsin ve konserler başlasın. Bu da onun yani müjdesi olsun. Yani hepimizin temennisi o. Meslektaşlarımız çok teşekkür ediyor sana. Buraya gelen bütün lütfen alkışlar mısınız tekrar Şevval'imi? Bütün solistlere teşekkür ediyoruz. Dedik ya bu sefer sizin için. Programda emeği geçen herkese bu arada çok teşekkür yönetmenimize, ediyorum. Yönetmenimize, yapımcımız Polat Kolobal, yayıncılık Mustafa'mdan tut bütün ekibe. Herkes büyük bir özelliğine. Televizyonumuzun müdürlerine, Tünay Hanımlara, hepsine. Yani çok kalabalığız gerçekten. Ses ve ışık, Serdar'ım nerede? Serdar da buralarda. Ama böyle yüksek bence bitir artık. Öyle mi? Böyle bir... O zaman Şevval için okuyacağım ama evet. Sen de yanıma gel destek ver bana. Veririm, tamam mı? Peki. Ne demek? Şevval için bir hızlı hareketli yapalım. Potpuru yapalım gene. Tarlaya ektim soğan, tarlaya ektim soğan, bitmedi yedi doğan, bitmedi yedi doğan. Hep ne güzel oluyor, hep bir güzel oluyor. Senin anandan doğar, senin anandan doğar. Oy diye, hanım diye, öldüm yar, yar diye diye. Oy diye, hanım diye, öldüm yar. Arriba, arriba, arriba. Yol açarım, ormandan yol açarım. Seni alır kaçarım, seni alır kaçarım. Dört yanım duvar olsa, dört yanım duvar olsa, Şahin olur uçarım, Şahin olur dönerim. Oy diye, hanım diye, öldüm yar, yar diye diye. Oy diye, hanım diye, öldüm herkes.
Leblebi koydum da sakız anne. Leblebi koydum da sakız anne. Doldurdum masa basakız anne. Doldurdum masa basakız anne. Benim yarim çok güzel kız anne. Benim yarim çok güzel kız anne. Azıcık boydan kısa kız anne. Azıcık boydan kısa kız anne. Dinayı, dinayı kız anne de gel oynayı. Arriva! Hop dinayı, dinayı kız anne de. Elmayı yüke korlar kız annem. Ağzını dike korlar kız annem. Ağzını dike korlar kız annem. Seni benden alırlar kız annem. Seni benden alırlar kız annem. Boynumu büke korlar kız annem. Boynumu büke korlar kız annem. Hop ninayı. Oynayı kız annemde gel. Oynayı, oynayı kız annemde. Oynayı, oynayı kız annemde gel. Oynayı.